Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı okulun açılmasına 3 gün kala açık liselerle alakalı yönergelerini değiştirdi. Zaten açık lisede okuma planım yoktu deyip geçmeyin çünkü söz konusu eğitim değil mağduriyet. Anlatacaklarımı dinlemeden önce video like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olursanız da bir an önce büyürsek çok güzel olur. Evet Milli Eğitim Bakanlığı okulun açılmasına 3 gün kala açık liselere geçişi kapattılar ve bunu sadece 3 gün kala yaptılar. İlk olarak şundan başlayalım. Öğrenciler açık liseye kendilerini daha iyi geliştirebileceklerini düşündüğü için geçerler. ...okuldaki gibi zorunlulukları bulunmaz ve dershaneye özel ders gibi etkenlerle... ...kendilerinin daha iyi olacağını düşündükleri için açık liseye geçerler. Tabii bunun için de eğitim sistemini beğenmeyenler de var. Onlar başka bir mesele. Sizlere insanların mağduriyetini anlatmam gerekirse... ...farz edelim ki 12. sınıfa gidiyorsunuz ve sınav seneniz... ...bunun için okuldan bağımsızlaşıp özel dersler alıp daha iyi bir verim alabileceğinizi düşünüp... ...oturma planınızı, hatta giderinizi bile buna göre ayarlıyorsunuz. Her şey güzel, buraya kadar bir sorun yok ama... ...siz bu kadar hazırlık ve plan yapmışken ülkenizdeki eğitim kurumu açık açık liseye girişleri kapatıyor. Sırf bu yüzden okula gitmek zorunda kalıyorsunuz. Ve yazılmış olduğunuz dershane parasını ödediğiniz yetmemiş gibi bir de okul için para ödeyeceksiniz. Yani açıkçası ben bu olayı duyurmak için çabalayan çok fazla insan görmedim. Tamamıyla mağdur olan insanlar kendileri bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bugün buna ses çıkartmazsanız yarın sizin aleyhinize bir şey yapıldığında konuşma hakkınız olmaz. Twitter'da birkaç kişi dilekçe oluşturmuş konu hakkında ve bugün Milli Eğitim Bakanlığı açık liseye girebilecek öğrenciler için şartlar verdi. Açık liseye geçebilecek kişiler, sınıf tekrarına kalanlar, ikamet değişikliği nedeniyle devam edeceği aynı türden okulu bulunmayanlar, temel eğitim kurumlarından mezun olup örgün orta öğretim kurumunda kaydı olmayanlar, yurt dışında olanlar ve uzun süreyi gerektiren hafızlık eğitimi alanlar, bireysel veya takım sporlarında en az 3 yıl lisanslı sporcular, deprem bölgesindeki barınma merkezinde kalanlar ve taşıma yoluyla eğitim alanlar. Şu anda açık lisede okuyabilmeniz için gereken şartlar bunlardı. Benim düşüncem senelerdir standart olan bir sistemin bozulmaması yönünde. Hadi diyelim bir şeyleri değiştirmek istediniz, buna kanaat getirdiniz. Ama bunu 3 gün önceden değil de daha önceden duyurmanız gerekirdi. Çünkü 3 günde kimsenin elinden bir şey gelmiyor. İnsanlar bir şeyleri değiştiremiyor 3 gün içerisinde. Mesela çocuğun birini gördüm. Bir ay öncesinden dershaneye kaydoluyor. Okula vereceği giderleri özel ders hocasına falan veriyor. Ve siz bu haberi okulun açılmasına 3 gün kala söylüyorsunuz. Ben kesinlikle mağdur olan insanların mağduriyetinin karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Sizler de bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Esenlikle kalın.